sevgili arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle daha önce şapkasını ve atkısını çalıştığımız e, takımımızın patiğini çalışacağız patiğimiz çok kolay bir patik e, neredeyse düz diyebileceğimiz bir patik hemen şu şekilde zaten yapımını sizlerle birlikte yapacağız dikdörtgen bir e, uzunluk ördükten sonra bu görmüş olduğumuz bilek kısmını ve şuradaki görmüş olduğumuz trabzanlarımızı çalışıp Üzerine de gözlerimizi, kirpiklerimizi ve e, bıyıklarımızı ve burun deliklerimizi işledikten sonra patiğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Bizim bu patiğimiz 0-1 yaş grubu çocuklarımız için uygun bir patik. Daha büyük çalışmalar yapmak istiyorsanız birazcık daha şurada ilk temelde başladığımız zincirimizi ve trabzan sayımızı birer artırırsanız yani bir. 4-5 sayı artırarak tabi yaş grubunun büyüklüğüne göre bu 4'er 5'er sayısı artacaktır. Dümdüz örerek diğer bütün aşamalarını birlikte yaparak tamamlayabiliriz patiğimizi. Tabi eğer büyük yapacaksanız burada bizim ayırdığımız sayıdan birazcık daha fazla kapanışı ayarlamanız gerekmekte. Evet çok kolay patiğimizi örmeye hemen başlayalım kolay gelsin. Patiğimiz için zincirimi çekmeye başlıyorum. 52 tane zincir çekeceğim. 2 tane zincirimi çektim ve üzerine saymaya devam ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Öreceğimiz yaş grubuna göre daha büyük ve birazcık daha küçük yapabilirsiniz. Biz 1 yaş civarı çocuklarımız için öreceğimiz için 52 tane zincirimiz bize yeterli olacaktır. tabii bu ölçülerde her zaman söylediğimiz gibi ipimizin kalınlığı, inceliği ve tığımızın kalın ve ince oluşu ölçümüzü büyük ve küçük yapabilir. Onu lütfen göz önünde bulunduralım. Tığımızla ipimizi birbirine uygun olarak kullanalım. Eğer ipimiz kalınsa zincirimizi birazcık daha az çekelim. Yani çok kolay bir model öreceğimiz için ayarlaması gayet basit olacaktır. 52 tane zincirimi çektim. Şu şekilde ölçümü tutuyorum ve zincirimin kaç santim olduğunu görmek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman bakınız hiç asılmadan 22 santim zincirimin ölçüsü. Hemen trabzanımı örmeye başlıyorum. Çok kolay bir model. Şimdi tığımın başını doluyorum. 1 2 iki. İkinci zincirimin içerisine gelerek batıyorum başını doladım bakınız ve ikinci zincirin içerisine geldim. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum, bir sonraki zincir yuvasına giriyorum. Çıkartıyorum ve tek seferde çekiyorum. Yine sıradaki zincirimi tek seferde çekiyorum. Bir sonraki zincirimi tek seferde çekerek örüyorum. Ve bu şekilde sadece düz olarak örüyoruz. istediğimiz ölçü gelene kadar birer birer tek seferde örüyorum bakınız. Aynen burada ördüğüm gibi dönüşte de yani zincirimin ucuna kadar tamamlıyorum ve diğer üzerine de aynı işlemimi tekrar ederek belli bir ince dikdörtgen uzunluğuna ulaşıyorum. Evet, patiğimizi dümdüz örerek ilerledim ve büyüttüm. İstediğim büyüklüğe geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördüm. 9 sıramızın santim olarak ölçüsüne bakalım. Ölçü olarak 7 santim. Patiğimizin eni. Bakınız en olarak 7 santim. Şimdi yeterli ölçüye geldim. İlmeğimi alıyorum ve ilmeğimi şu şekilde aktararak geçiyorum bakınız. Örmeden kaydırma yöntemiyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bakınız kaydırma yöntemiyle önümüzü bu şekilde ilmeklerimizi getirdim. Tam 12 tane. Eğer ipiniz kalın, tığınız kalınsa 10 tane yeterli olabilir. Hemen burada da yanıltıcı olmasın. Şu şekilde ölçümüze bakalım. Şöyle 5 santim, 5 santim, biraz geçmekte buçuk bile değil. Yani 5 santim olana kadar e, ilerleyelim. Şimdi bu kısma geldikten sonra hemen 12 tane ilmeğimizi kaydırma yöntemiyle getirdim. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum ve bir sonraki trabzanıma gelerek batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakınız buradaki ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir trabzan atlayarak diğer trabzanıma geliyorum. Diğer tarafta 12 tane ilmek kalana kadar, yani 12 trabzan kalana kadar bu şekilde bir tane atlıyoruz, bir zincir yukarıdan aşağıdan bir atlıyorum. Gelip batıp ikili trabzanım örüyorum. Bir zincir yukarıdan çekiyorum. Aşağıdan bir tane atlıyorum. İkinciye gelerek batıyorum. Bir zincir çekip bir atlıyorum. Diğerine batıyorum şeklinde çok kolay bir patiğimizi örüyoruz. Hiç zorlanmadan gayet kolay bir şekilde öreceğiz. Bir tane zincir bir atlıyoruz. Diğerine batıyoruz. Ve bu şekilde 12 tane trabzanımız kalana kadar örüyoruz. Bir tane atlıyorum, bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum ve hemen saymak istiyorum kaç tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakınız tam 12 tane trabzanımız bu yönde de kaldı. Şimdi geri dönüşümü yapıyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Hemen aynı bakınız. Buradaki bir zincir çektiğim yeri batıyorum. Çekiyorum. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir trabzanımın üzerine bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Tığımızın başını dolayarak batıyorum ve çekiyorum. Bakınız bir trabzana bir zincirimizin içerisine burada bir kutucuklarımızı oluşturduk. Dilerseniz ip geçirebilirsiniz. Dilerseniz hiçbir şey geçirmeden sadece şu şekilde kıvrılması amaçlı buradaki kafeslerimizi çalışmaktayız. Yukarıya doğru örüyorum. Bakınız bir tane içeriye bir tane trabzanımızın üzerine bir tane ve bir trabzan üzerine. Ve bu şekilde birkaç sıra yukarıya kadar devam edelim. Tam 5 sıra örerek tamamladım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra tamamladıktan sonra beyaz ipimize düğümümüzü atıyoruz. Ve kenarını sıkı iğne ile tığlıyoruz. Ama sadece bu görmüş olduğumuz bu kısmın kenar kısmını. Şuradan başlıyorum bakın şöyle trabzanlı olan kısımdan başlayalım. Şöyle baktığımız zaman bu kısmı şu şekilde bükerek kullanacağız. Şöyle düz olacak yönünü tayin edelim. Düz olacak yönünü dışa doğru örmeye başlayalım. Evet hemen başlıyorum. Bakınız şöyle düz olacağı için diğer yönden başlamanız daha uygun olacaktır. Düz olan kısımdan değil tam karşı yönden şöyle batıyorum. İlk trabzanıma Evet bir tane daha aynı yere batıyorum ve hemen sırasıyla sadece bakınız aralara birer tane sık iğne yaparak yukarıya doğru ilerlemekteyim. Eğer biraz e, açıklık fazlaysa bir yerine birkaç tane de sık iğnemizi örebilirsiniz ya da ipiniz daha ince ise. Şimdi arkadan pembe ipimi de götürmek istediğim için şöyle bakarak yapıyorum. Evet birer birer sık iğnemi örüyorum. Kenarımızı beyazla dolaşıyoruz. Bakınız gayet güzel oluyor. Ve aynen başladığımız yerin tam karşılığında da bitişimizi yapacağız. Sona doğru gelmekteyim. Patiğimiz çok kolay. Hemen yapabilirsiniz. Yarım saate kalmadan tamamlanabilecek bir patik. Aynı yere bir daha batıyorum. Ve hemen alt kısmına geçiyorum. Aralıkları kendimiz tayin edelim. Şu şekilde bakınız. Göz kararı ayarlamamızı yapalım. Şurada bakınız başlamıştık. Aynı şekilde örüyorum ve en son başlangıç yerine şöyle batıyorum. Bir tane de zincirim atıyorum. Şu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar patiğimizin bu gördüğümüz kısmı bilek kısmı çevirdikten sonra bu oh, 12 tane trabzan ayırdığımız kısım e, patiğimizin ön kısmı olacak. Bu ön kısmını dilerseniz tığımızla e, karşılıklı birleştirme şekli yapabiliriz. Dilerseniz arkadan dilerseniz bu şekilde ön yüzden dikişlerimizi yapabilirsiniz. Bakınız ben ön yüzden dikişlerini yapıyorum. Her iki tarafında dış ilmeklerinden bakınız alarak şu şekilde dikiyorum. Bakınız dıştan alıyorum. Karşılığında dışından patiğimin ön kısmını bu şekilde güzelce dikmeye gayret ediyorum. Tabi nasıl kolayınıza gelirse arkadan ya da tığlama yöntemiyle kolay olanı tercih ederseniz çok daha güzel olur. Buraya gözlerimizi Bayıklarımızı ve kirpiğimizi de çalışacağız ön kısma evet şu şekilde düzgünce dikerek ilerliyorum dıştan alıyorum sonrasında burun kısmını ve alt kısmında dikerek tamamlayalım Evet patiğimizi bakınız şuradan başlamıştık dikmeyi. Çok güzel bir şekilde diktim. Şuradan e, görmüş olduğunuz gibi trabzanlarımızın aralarındaki boşluklarımız var. Dilerseniz buraya e, ipimizi zincir çekip ya da ipimizi kıvırıp takıp kullanabilirsiniz. Üstten şu kısımdan dikerek başladık. Önden diktim ve tabanı da diktikten sonra patiğimizi e, kullanılmaya hazır hale getirdik. Şimdi takımımıza uygun olarak göz çalışması ve üzerinin işlemelerini yapmak istiyorum şimdi her iki tane gözümüzü önce örelim daha sonra burnumuzun kenarında küçük beyazlarımızı takımımıza uyacak şekilde e, örmeyelim sadece birkaç tane işlemelerimizi yapalım bayıklarımızı ve kirpiklerimizi de yaptıktan sonra patiğimiz kullanılmaya hazır hale gelsin bakınız çok güzel çok şık bir patik çalışması oldu şimdi üzerine diğer süslemelerimizi de çalıştıktan sonra çok daha güzelleşecek hemen gözümüzü örmeye başlıyorum sihirli halkayla örmek istiyorum parmağımın kenarını üstten alarak diğer ucu alttan geçiriyorum ve sihirli halkamı örmeye başlıyorum. Altından geçirdim. 1 2 3 ve 4. İlk ilk çekmiş olduğumuz zincirimi 4 tane çekiyorum halka içindeki. Ve başlıyorum doldurmaya. İğnemi tutuyorum. Tığımın başını dolanarak halkamın içerisine giriyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanım oldu. 3 4

Halkamın içerisine ördüm şu şekilde ve kısa ipimi diğer trabzanların bakınız sağ elimle tutuyorum sol elimle kısa ipimi güzelce asılıyorum çok güzel sıkı bir şekilde asılıyorum ve diğer 12 tane trabzanımı şu şekilde güzelce yerleştiriyorum bakınız hemen gergin bir şekilde karşıya geçip birleştirmeye kalkmıyorum elimle şu şekilde güzelce yerleştirdikten sonra en son Trabzanımın üzerindeki ilmeğimi 4 tane zincir çekmiştim. Bakınız en tepedeki hiç saymanıza gerek yok. Birinci trabzanın en tepe noktasının uygun yerine girerek batalım. Şu şekilde ilmeğimizi geçirelim. Bir tane de zincirimizi çektikten sonra gözümüzün beyaz kısmını bu şekilde örerek tamamlayalım. Ve bu gözlerimizi kullanacağımız yerlerimiz için üzerlerini işlemeye başlayalım. Daha önce gözümün bir tanesini çalıştım. Bakınız hem mavisini hem siyahını ördüm. Ve şöyle beyazdan bir tane gözümüze ışıltı yaptım. Şimdi biraz önceki örmüş olduğum Ortadaki bakınız sadece trabzanımızın e, olduğu yerin üzerine önce mavimizi sonra görmüş olduğunuz gibi siyahımızı işleyip üzerine bir tane beyaz ışıltı çalışması yapacağız. Bu e, sadece sarma yöntemiyle olacak. Bakınız hem önden hem arkadan güzel bir şekilde sararak e, gözümüzü oluşturacağız. Hemen herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Tabi dilediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Evlilikte ne kadar küçük de istiyorsanız. Bu şekilde çalışmanızı zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir kurala tabi değil. Sadece bakınız zaten sarma yöntemiyle gözümüzü dilediğimiz genişlikte ayarlamasını yapabiliriz. İçimize ne kadar sinecekse bu şekilde bakınız arkadan şu şekilde takıldı ipim. Hemen ayarlamamı yapıyorum üzerinden geçiyorum. Sonra altından tekrar dolanarak dolduruyorum dilediğim dolgunluğa gelene kadar. Evet, yeterli. Bir tane daha yapalım. Yukarıya çıkmadan şöyle elimizde güzelce de ayarlamamızı yapalım. Arkadan girerek bir tane düğümümüzü atalım. Bir tane daha atıp sağlamlaştıralım. Evet, gözümün mavi kısmını bu şekilde doldurdum. Şimdi gözümün yanına siyah kısmını tığ e, iğnemizle işlemeye başlayalım. Şimdi burada yapmış olduğum gibi gözümün siyahını da hemen mavimin yanına çalışmaya başlıyorum. Bakınız içe doğru daha içe doğru çalışıyoruz. Hemen alıyorum. Bakınız düğüm atmadığım için şöyle elimle destek veriyorum. Bu tarafa doğru kaçmasın diye. Ve yine aynen istediğim kalınlığa dolgunluğa gelene kadar sararak ilerliyorum. Göz kararı içimizi sinene kadar dolduralım. Nasıl gözünüze güzel görünüyorsa yani illa bir kurala bağlı değil. Temelde bu işlemlerimizi yaptıktan sonra gözümüze güzel gelene kadar dolduralım. Bakınız biraz daha ileriye doğru geçip şu kısmı biraz daha içten devam edelim. Tabi birbirlerine de uyumlu olsun gözlerimiz. Bir tane daha yine içten daha içten bakınız da uçtan değil biraz daha içten ve son batışımı yapıyorum Evet. Ve yeterli arkasını döndürüp siyah ipimin içerisine girerek düğümümü atıyorum. içinden geçiyorum. Ve makasımla kesiyorum. Evet gözümüzü bu şekilde hazırladıktan sonra bir tane de ışıltı çalışmak istiyorum. Şu şekilde gözümüzü bir tane beyazımızı Girelim ve ileriye doğru bir tane batalım. Şöyle ipimi düzeltiyorum. Aşamalı olduğu için biraz ama çok hoş olmakta. Evet bakınız bir tane ışıltı yeterli olmakta. Arkasını yine çevirip düğümlerimizi mutlaka atıyoruz. Herhangi bir sıkıntıyla daha sonra karşılaşmamak için. Evet. makasımızda keselim. Evet, gözlerimizi şimdi tam ortada bakınız dikmiştik. Ortanın hemen kenarına maviler tam ortadaki dikişimize gelecek şekilde mavi kısımlar. Gözümüzü dikmeye başlayalım. Şu şekilde hemen uygun bir şekilde gözümü dikiyorum. Beyaz ipimle dikiyorum ki Gözümün kenarları beyaz olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşanmadan güzelce çalışalım. Uygun bir şekilde kenarlardan şöyle alıyorum. İpim biraz kalın o yüzden ve de katlı olduğu için sıkıntı yapabiliyor biraz. kenarlarından kenarlarından bakınız şu şekilde alıyorum maviyi göstermemeye gayret ediyorum şu kenardan beyazdan evet bakınız dolaşarak dikiyorum alta doğru ittiriyorum bakınız koparmış olduğumuz yani makasımızda kestiğimiz iplerimizi Şöyle bakınız elimle yani tığım iğnemle ittiriyorum. Sadece başlangıç yerime kadar geldim. Evet gözümüzü bu şekilde çalıştım. Hemen aşağıya batırıyorum. ve Bir tane düğümümü atıyorum. Diğer gözümü de aynı şekilde tam karşılıklı yere gelerek dikelim. Düğümümü atıyorum. Bir tane daha sağlamlaştırmak için düğümümü aynı yere atıyorum. Evet. Makasımızla keselim ve bakalım. bakınız gözümüzü bu şekilde diktim. Evet patiğimizin bakınız kirpiğinin bir kısmını diktim. Yani bir tanesini diğer kirpiğimizi birlikte dikelim. Düğümümüzü atıyorum. Hemen başlıyorum. Şöyle gözümüze belli bir uzaklıkta batıyorum. Ve geliyorum gözümün bebeğinden yani beyazından tarafa karşıya uygun bir aralığa çıkıyorum. Tekrar biraz ilk battığım yerin farklı çapına. Ve tekrar aynı yere giriyorum. Bu kez diğer taraftan çıkıyorum. Ve tekrar aynı yere gelerek kirpiğimi oluşturuyorum. Şu şekilde bakın, kirpiğimizi oluşturduk. Arkadan güzelce düğümümüzü de attıktan sonra gözümüz ve kirpiğimiz tamamlanmış oluyor. öyle bakalım. Şimdi burnumuz ve burnumuzun kenarındaki bıyıkları da çalışalım. Bu şekilde patiğimiz kullanılmaya hazır hale gelsin. Evet patiğimizin bakınız burun kısmının bir tanesini bu tarafta işledim. Diğer tarafı da buradaki işlediğim yerin hemen yanından iğnemle geçiyorum. Diğer tarafa aynı işlemi buraya da çalışıyorum direkt sarma işlemiyle bakınız hemen saralım güzelce şöyle yaklaşıyorum doldurarak burnumuzu da tamamlayalım minik minik yapalım burayı Şapkamızda ve atkımızda örmüştük ama e, burun kısmında yani patiğimiz küçük olduğu için işlemek daha kolay ve daha uygun olacak. Güzelce işleyelim sararak bakınız gayet güzel sarmaktayız. Evet. Burnumuzun kenarına bıyıklarımızla çalıştım. Bakınız oradan direkt bu karşıya geçtim. Karşıda şu şekilde devam ediyorum. Ortaya şimdi hep aynı yere çıkıyorum. Aynı yerden bir sağ bir sol ve orta olarak ayarlamamızı yapıyoruz. Bir de ileriye ve bu şekilde bakınız içeriye çektikten sonraki Durumunu görelim. Daha sonra içeride düğümümüzü atıp kapanışı yapacağız. Evet, şu şekilde bakınız. Bayıklarımızı da çalıştık. Üçgen şeklinde, sağ sol ve orta, sağ sol ve orta, aynı kirpiklerimizde olduğu gibi. Evet, bu şekilde. Bütün çalışmalarımızı tamamladık e, patiğimizde. Şöyle dilerseniz tabi buraya da bir tane beyaz ya da içinde kullandığımız gözümüzün renklerinden ya da patiğimizin kendi renginden bir tane bağcığımızı da takabilirsiniz. Ben şu an kullanmayı düşünmüyorum. Sizler nasıl uygun görürseniz. Eğer hani bol olacak ise çıkacaksa ayağımızdan bebeğimizin. E, buraya bir tane zincirle ya da e, kıvırarak bir şuradan geçirme yerlerimiz var. Uygulama yapabiliriz. Evet, şimdi e, düğümümü atıyorum ve koparıyorum. Evet sevgili arkadaşlar aşama aşama birlikte patiğimizi çalıştık. Bakınız çok güzel bir patik oldu. Yapımı son derece kolay bir patik çalışması. Bütün arkadaşlarımızın rahatlıkla yapabileceği bir çalışma. Sadece üzerinin süslemelerini birazcık bir renk kattı. Burnunun süslemeleri, bayıkları, tekrar kirpikleri, kenar süsleri derken patiğimiz son halini aldı. Evet içine de güzel bir minik ayak girdiği zaman çok çok daha şık olacaktır patiğimiz. Evet, umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.